Sen beni tehdit mi ediyorsun? Bana bak, gebertirim seni. Bu evin bazı sırları olduğu belliydi zaten. Orada burada gizli gizli konuşmalar falan. Hı? Boş boş konuşuyorsun. Bir şey bildiğin yok senin. Zaten olan bir şey de yok. Hı hı. Aynen, hiçbir şey bilmiyorum ben. Bakalım Tahir'e anlatınca nasıl açıklayacaksın tüm bunları Şahinde Hanım? Ne açıklayacağım ben be Tahir'e? Nuray! Nuray! Nuray dedim, buraya gel! Nuray! Nuray dedim! Nuray! Nuray dur! Nuray bir konuşalım mı seninle? Nuray! Nuray! Bir de kapıyı mı kilitledin? Aç kapıyı! Nuray aç diyorum sana! Bak sen ne duydun bir çık onu bana anlat kızım. Teklifimi duydun anneciğim. Eğer Tahir'in beni boşamasına engel olmazsan her şeyi tek tek anlatırım. Ya sen çık önce bir ne duydun onu konuşalım seninle Nuray. Sen daha dur. Nuray! Sen daha dur bakalım ben sana neler edeceğim Şahinde Hanım. Öyle kolay da değil mi? Nuray aç kapıyı. Nuray kapıyı aç. Nuray aç dedim sana kapı. Nuray, Nuray. Öf, bir huzur yok şu evde be. Bana bak. Ne duydun sen? Duymam gereken her şeyi. Nuray! 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 Sen ne duyduysan yanlış duymuşsundur. Öyle mi? Babamı öldüren adamlarla işbirliği yapmadın yani. Ne? Evet, tam da duyduğum buydu. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun sen Nuray? O adamlar öldürmüş babamı. Neydi, Necat mı, Necati mi ne? Üstelik sen de her şeyi biliyorsun. Birlikte bir işler çevirmişsiniz. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama artık Tahir'e anlatırsın hepsini. Seni var ya, bana bak. Eğer Tahir'e bir kelime edersen. Eğer ağzından bir harf çıkarsa seni paramparça eder. Şu arka bahçeye gömerim. Duydun mu beni? Beni be! Hiçbir şey yapamazsın. Ne diyeceksin oğluna? Hem babanın hem karının ölümünde payın var. Affet beni oğlum mu diyeceksin? Sen nasıl bir yılansın? Asıl sen nasıl bir yılansın be? Nasıl bir insansın, nasıl bir kadınsın sen? Ulan kaynana dedik, bağrımıza bastık, içinden şeytan çıktı kadının. Bak anneciğim. Anlaşma basit aslında. Birbirimizin arkasını kollarsak, dediğim gibi bak sırrım bende güvende. Merak etme. Ha anneciğim? Tahir geldi. Tahir geldi. Hı? Ha anneciğim? Ne diyorsun? Beraber miyiz? Anne! Ne yapıyorsunuz ya burada? Ne yapalım oğlum? Her tarafım tutulmuş stresten. Nuray kızım sağ olsun. Masaj yapıyor bana. Pilav yok mu ya? Var oğlum. Nuray ısıtır şimdi sana dolapta. Hadi kızım. Tahir, babamın cenazesiyle ilgili hiç haber yok mu? Yavaş kızım, yavaş. Yok da. Adli tıktan haber bekliyoruz. Yarın ya da öbür gün bir şey derler. Benim sizden başka hiç kimsem kalmadı artık. Aa, canım anneciğim. Aa, o ne demek öyle ya? Biz varız. Bizim bizden başka kimimiz var ki, değil mi? Sağ ol, evlendim sana. Anne, gel şöyle oturalım, gel. Gel sırtını yansıta sen de. Gel. Üzme artık kendini ya. Ben varım, kimin olacak senin? Gel. Gel otur şöyle. Az sohbet eder. Ya.
Anne. Ha oğlum. Leyla geldi mi hiç? Yok, gelmedi oğlum. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Babası öldü ya. Hayırlı evlat, yemin ederim. Oğlum kız Cumhuriyet Savcısı, işi gücü vardır. Yok ya. Savcı madem, niye bulmuyor babamın katillerini? Ben arayacağım şunu ya. Tahir. Bir dakika anneciğim, soru soracağım sadece. Nuray, çay oldu mu kızım? Oldu oldu, koyacağım şimdi. Alo. Leyla Hanım, neredesiniz siz ya? Ya sevimiz size fazla mı boğucu geldi? Abi şu an hiç müsait değilim. Neye müsait değilsin? Ailenden daha önemli ne işin var senin? Ya kızım, babamı bıraktık orada morgda. Göremiyoruz da adamı. Ne olacak şimdi? Adli tip otopsi raporunu hazırlıyor. Bitince haber verecekler. Bu oyuncakçı mıdır, ne manyaktır? Onda bir gelişme yok mu? Yok. Sen karışma bu işlere. Senlik meseleler değil. Ya ne demek karışma kızım? Benim de babamı öldür... Suratıma kapattı, görüyor musun? Katili bulmuşlar mı Tahir? Yok. Sen karışma dedi bana. E karışma oğlum. Bir şey olsa Leyla zaten bize hemen haber vermez mi? Hı. Haber verir tabii. Hemen haber verir anneciğim. İlk de beni arar. Çay içer misin? Yeni demledim. Yok. Kahveyi bırak da artık. Birkaç yudum bir şey ye Şahinde Hanım. Olmaz böyle. İştahım kaldı acırım ya. Çocukların çaylarını koyayım mı şimdi? Koyma, onlar inince ben koyarım. İyi, tamam. Sağ olasın. Ben şu Reşat'ın ilaçlarını verip geleyim hemen, olur mu? Tamam hocam, sağ ol. Güno anneciğim. Güno mu? Güno ne ya? Ay vallahi artık her şeyi kısaltıyorum böyle insanlara laf anlatmaktan, çok korktum. Tahir kalkmadı mı daha? Bilmiyorum. Vallahi şehzadem benimle uyumadığı için uyandı mı? Haberim yok. Bir şey söylemedin değil mi? Henüz değil. Ama Tahir kendini benden soğutmak için elinden geleni yapıyor. Yani bir insanın senden soğuması için çok da fazla bir şey gerekmiyor kızım ama neyse yani. Bana boşuna laf sokma anneciğim. Benden kurtulması o kadar kolay değil. O benim kocam. Ne yapacağım? Ellerimle Yasemin'e göndereceğim, öyle mi? Niye biliyor musun? Tahir'i öyle aman aman sevdiğimden değil. Çok yüklü bir borcu var bana. Ne borcu varmış sana Tahir'in? Dur, bir hesaplama yapayım. 365, 3. 1095 gün onu bekledim ben hapisteyken. O hapisteyken ben bu evden defolup gidebilirdim. Ama gitmedim. Genç kızdım yani, aldatabilirdim, aldatmadım. Ama o ne yaptı? Hapisten çıktığı gün Yasemin'e koştu gitti. Bunun bir bedeli olacak, değil mi? Koynumuzda yılan beslemişiz resmen, şu hale bak ya. Yılan beslemişsiniz. Ya bana bunu kocasını öldürten kadın mı söylüyor? Ana! Ağzını topla, ben öyle bir şey yapmadım. Alırım o senin marul saçlarını elime. Aynen. Mukadderat. Toprak istedi belki Ekrem babama. Aynen. Ne istiyorsun sen ya? Hı? Bu evden defolup gitmek için ne istiyorsun, onu söyle. Aslında kafamda birkaç bir şey var. Mesela bu evden sen oğlunu alıp defolup git. Ha? Bu ev bana kalsın. Nasıl? Sen iyice delirdin değil mi Nuray? Benim aklımın kafesi kırıldı. Bütün kuşlar bir yana dağıldı. Şahı ana. Daha bu filmin başı. Daha sen bir de filmin sonunu gör. Öf, öf. Çok da güzel bir şey yokmuş kahvaltıda bugün. Konuşamadık seninle. İyi değilim Yasemin, kafam çok karışık. Aa, ne oldu? Dün gece bir sürü şey oldu.
Neyse adliyeye geçeceğim, hazırlanıp sen de gel anlatırım. Tamam, geliyorum ben de. Tahir, oğlum müsait misin? Gel anneciğim, gel. Tahir, sen niye yattın burada bu gece? Ben ne bileyim, öyle televizyona bakıyordum, uyuyakalmışım. Tahir'im. Oğlum, sizin Nuray'la aranızda bir sıkıntı mı var? Bak annenim ben senin, anlatabilirsin oğlum. Anne, bu iş Nuray'la yürümeyecek ya. Bu ne demek oğlum ya? Kız kaç sene bekledi seni içerideyken? Nereden çıktı? Beklemeseydi keşke. Bilmiyorum annem. Benim için bitti bu iş. Yasemin yüzünden mi? Söyle oğlum, söyle, halinden belli zaten. Anne, ben hala seviyorum onu ya. Allah kahretsin seni Tahir. Tahir, Tahir oğlum, sen evli barklı adamsın. Nereden çıktı şimdi ya senin falan oğlum? Anne, elimde değil, ne yapayım ya? Ya oğlum, senin gül gibi karın var. Bak zaten Yasemin'le de konuşacağım ben ya, de. Ya Tahir, ne konuşacaksın Yasemin'le ya? Delirtme beni. Oğlum bak, tamam. Hapisten yeni çıktın, babanı kaybettin. Senin psikolojin bozuk. Sen ne düşüneceğini, ne hissedeceğini karıştırıyorsun. Tamam anne, tamam. Ama emin olduğum tek bir şey var benim. Nuray'ı hayatımda istemiyorum artık. Oldu mu? Tahir, Tahir. Tahir. Nuray, Tahir, buraya gel. Of. Vallahi ben hiç karışmıyorum anneciğim. Bu işi sen çözeceksin. Yoksa vallahi aile komple dağılır ha. Tahir'in bir daha da yüzünü göremez. Tamam, bir sakin ol sen. Yapacağım ben, ne gerekiyorsa yapacağım, anladın mı? Böyle şık olmuyor işler. İstersen git Yasemin'le konuş. Yapacağım ya, ne gerekiyorsa yapacağım dedim sana. Tamam, benim için hiçbir problem yok yani. Ben senin için diyorum. Ama ne sen ne de o Tahir bu işten öyle kolay sıyrılamayacaksınız. Bunu bil de. Nuray. Efendim. Allah belanı versin sen. Amin cümlemizin. Hala olayların peşinde. Benim de peşimde. Belalar bitmiyor ki. Tabii siz bilmiyorsunuz. Bizim gelin var ya Nuray. Bizi konuşurken duymuş. Onunla uğraşıyorum sabahtan beri. Ne duymuş? İşte benim de bu işin içinde olduğumu, sizinle bir alakam olduğunu duymuş. Bak geliyor şimdi. Yardım lazım mı? Ya hayır. Tabii ki değil. Ben hallediyorum. Tamam, şimdi bir sorun yok. Bir sıkıntı çıkarırsa haber edin. İlgileniriz. Ayrıca vakit daralıyor. Daha fazla engelleyemem bizimkileri. Ailenizi kötü günler bekliyor Şahin de Hanım. Lütfen bize biraz zaman verin. Ben Leyla ile yakından ilgileneceğim. Daha fazla başınızı ağrıtmayacak, ne olur. Anne. Tahir'le mi konuşuyordun sen? Hayır. E kimle konuşuyordun o zaman? Taziyeciğim. Sana ne be? Kiminle konuşuyorsam konuşuyordum. Sana hesap mı vereceğim? Çekil şuradan. Bil bakalım, kime ulaşamıyorum ben? Tahir'e mi? Aa, hemen de bildin, helal. Şu hale bak ya. Şu haline bak. Sen nasıl ulaşasın ki zaten Tahir'e? Bir kadınlık mı yaptın? Bir güler yüz mü gösterdin? Ha? Elinde tutamadın olan işte. Öyle mi? Okey. İlla ki ulaşırım ben. İlla ki eve gelecek Tahir.
Ama bakalım sen elinde tutabilecek misin Şahin de Hanım? Hı? Efendim. Yasemin Hanım, hemen al. Hemen al. Aa, Yasemin, ne işin var orada? Sürpriz mi yaptın? Dünden sonra hiç aramadın. Sabahları da günaydın diye mesaj atardın. Atmadın. Ben de bir gelip uğramak istedim. Böyle dersene. Yoğun tabii şimdi, Kenan da yok. Bütün işler bize kaldı burada. Böyle bol neyli günaydın mesajları atamıyoruz. Anladım. Demek ki senin biraz kafanı dağıtmaya ihtiyacın var. Öyle mi diyorsun? Evet. İki sinema biletim var. Yeni bir film çıkmış. Tahir'le mi gideceksiniz? Laf mı sokuyorsun sen bana? Yok canım. Sonuçta senin sinema biletin. Senin kararın. Murat'cığım, sen dün geceyi biraz abartıyor olabilir misin? Bence sen abartıyor olabilirsin. Böyle sabahın köründe geldin, hediyeler, sürprizler falan. Yani senin hayatın beni ilgilendirmez Yasemin. Biz sadece arkadaşız. Tabii ki arkadaşız. Hı hı. Tabii ki beraber çıkar gezeriz. Bir şeyler yeriz, sinemaya gideriz. Ama dediğin gibi arkadaşız. Evet, iki arkadaş gibi. Hı hı. Ne aldın? Aa, çikolata mı? Yok, antrikot getirdim. Antrikota benzemiyor pek. Almak ister misin? Yok, ben yemeyeceğim. Afiyet olsun. Kaçta film? Akşam 8:30'da Nişantaşı'nda. Tamam, bugün işim biraz yoğun. Eğer bitirebilirsem gideriz. Olmazsa sen Talip'le, hemen Talip diyorum. Tahir'le gidersin. Olur mu? Murat, yani çok uzattın ya. Yani gerçekten adam evli barklı zaten, ne alakası var? Aa, evli olsun canım. Sonuçta eski manita. Çok iğrençsin. Uf, hiç gelmeseydim keşke. Gidiyorum. Sen şimdi nane yemedin mi? Hı? Hanımefendi. Seni ben daha deneyeceğim. Açsana be adam. Babanın katilleri bulunmuşsan ortada yoksun. Hayır, anlamadım ki. Koynundan mı çıkamadın sen? Seninle de işim bitti artık. Kolay gelsin. Teşekkürler. Murat'la görüşecektim ben. Yasemin'in eski sevgilisi Tahir. Buyurun, ne vardı? Konuyu az çok tahmin ediyorsundur ya. Yok, aslında tahmin edeceğim bir şey yok. Yasemin'le aranızda ne var? Yasemin'le aramızda son dönem mesafe. Güzel. Ben o mesafenin daralmasını istemem açıkçası. Tahir Bey, ben yanlış bilmiyorsam siz evlisiniz diye biliyorum ama yani... Boşanıyorum kardeşim ben. Boşanıyorsunuz. Yasemin haberi var mı bundan? Henüz değil ama olacak. Olunca sevinecek bence. Sevinecek sizce. Neyse, açık konuşalım o zaman. Siz diyorsunuz ki Yasemin'den uzak dur, öyle mi? Ricada bulunuyorum diyelim. Peki ben uzak durmazsam ne olur? Veya Yasemin benim uzak durmamı istemezse ne olur acaba? Kardeşim bak, ne biliyorsun, ne kadar biliyorsun bilmiyorum. Ama biz Yasemin'le öyle az şey yaşamadık. Kolay unutulacak bir şey de değildi. Ben eşeklik ettim, kırdım, döktüm. Ama ben de döküldüm. Yani o yüzden efendi gibi sormaya geldim.
Aranızda bir şey var mı? Varsa susarım, çekilirim. Ama yoksa ben de sevdiğim kadını geri kazanmak için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Eyvallah. Aldım ben cevabımı. Kim bu Murat? Böyle tuhaf tipleri sokma şu kanala Allah aşkına. Tamam, Nükhet'ciğim, bir daha sokmam. Nükhet, ben bir çıkacağım, hava alacağım ya. Bir gideyim ben, uzaklaşayım. Hiçbir yere gidemezsin Murat. Yeni haber spikeri gelecek, toplantımız var. Nereye gidiyorsun? İşimiz var. Gidemem ya. Ben o zaman komple gideyim ya. Ben o zaman komple... Ben istifa ediyorum. Ne yapıyorsun sen Murat? Ne oldu? Kenan'ın gazına mı geldin? Yo, Kenan'a yaptıklarından sonra geç bile kaldığımı düşünüyorum açıkçası. Öyle mi? Nedir sorunun? Dinleyeyim seni, konuşalım. Güya çok sevdiğin, dostun olan Kenan'ı ifşa etmen ve sevdiği kadını zor durumda bırakman ve şu canım işte hiçbir etik değer gözetmemen, üstüne üstlük sadece ve sadece parayı düşünmen, sadece ve sadece parayı düşünmen şu işi bırakmamda çok büyük bir etken açıkçası. O zaman avukatın tazminatın için gerekenleri sana yollar Murat'cığım. Bir daha geri dönme Murat. Bir şeyini unuttuysan falan. Şahin'de teyzeciğim. Merhaba kızım. Artık mecbur kaldık. İçeri girebilir miyim? Tabii. Siz ayakkabıları çıkarıyorsunuz ama hiç çıkartamayacağım. Hiç sorun değil Şahin'de teyzeciğim. Gelin. Buyurun buyurun, hiç gerek yok. Kusura bakma evladım, böyle habersiz çıktık geldik. Bir şey mi oldu? Böyle şöyle geçsene Şahin'de teyzeciğim lütfen. Tamam canım. Oh. Merak ettim ama ne oldu? Konu neydi? Konu küresel ısınma canım. Evde otururken kutup ayılarını gördük. Gidecek evleri kalmamış. Aa, sen bütün buzullar eri ve bit. Annem de çok içerledi bu duruma. Ne yapalım, ne yapalım? Gidip Yasemin'le konuşalım. Çözse çözse o çözer dedi. Ne diyorsun sen be? Ha? Nuray sus kızım, sus. Sus. Konu senin benim kocamı ayartman şekerim. Nuray ya sus ya çık dışarıda bekle. Şahide teyzeciğim, ben hiç bu tarafla muhatap olmak istemiyorum. Seni dinliyorum. Yasemin kızım, siz Tahir'le görüşmeye başlamışsınız. Evet. Çocukluk arkadaşıyız ama zaten biliyorsun. Aynen, evcilik oynamaya devam ama. Nuray. Şahin'de teyze, sırf sana saygımdan susuyorum. Hiç cevap vermeyeceğim ona. Yasemin, sizin Tahir'le aranızda bir şey var mı? Şahin'de teyzeciğim, ne olur beni yanlış anlama ama yani Ekrem amcanın katilleri yeni bulundu. Daha toprağı bile veremediniz. Biz bunu mu konuşacağız? O kadar haklısın ki ya. Gerçekten o kadar haklısın ki. Ama ben de bunu sormak zorundayım Tahir. Geldi, ben Nuray'ı boşuyorum dedi. Bir de bana ben hala Yasemin'i seviyorum dedi. Ne? Duydun değil mi? Anne ben sana demedim mi? Bu kız aklını çeliyor demedim mi ben sana? Nuray bir sus. Bunu benimle değil, Tahir'le konuşun. Yani konuştunuz mu onunla bu konuyu? Konuştum kızım, tabii konuştum. O söyledi işte bana bunu. Tabii detayları bilmiyorum ama işte mesajlaşıyormuşsunuz, buraya gidip geliyormuş. Bana mı kesildi yani fatura?
Kime kesilecekti? Apartmanınızın görevlisine mi? Vay! Şahinde teyzeciğim, benim Tahir'le aramda hiçbir şey yok. İçiniz rahat olsun, tamam? Ya olamaz da zaten. Ayrıca Nuray'dan boşanacaksa da bu beni ilgilendirmez ki, bana ne? Takdir edersiniz ki, yani şöyle bir baktığımda da yani çok da yerinde alınmış bir karar gibi görünüyor. Ne dedin sen? Ama yani artık adam senden kurtulmak için böyle ya hapse girmeyi bile göze almış. Ben ne düşünebilirim ki başka? Bana bak, seni yolarım ha ben. Ne yapıyorsun? Duydun mu beni? Yolarım. Kızma beni. Sen gerizekalı mısın? Bak, hele bir oluyorsun. Ben sana bak nasıl dava açıyorum. Hele bir söyle beni. Aç. Elinden gelen ardına koyma. Varoştan çeli seni. Terbiyesiz. Çık. Çık. Şahinde teyze. Şahinde teyze, iyi misin? Oh Yasemin, Yasemin. Yasemin çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şahinde teyzem, gel geç şöyle. Gel. Yasemin, ben senin bir kabahatin olmanını biliyorum kızım. Biliyorum ama ben arada kaldım. Bu bana neler yapıyor bir bilsen sen var ya. Çok zor durumdayım ben. Çok. Ay. Gel ben sana bir su getireyim Şahinde teyzeciğim. Gel otur şöyle. Yok yok, ben çantamı alayım gideyim, daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Bir soluktan Allah aşkına bir otur şöyle sen şuraya. Yasemin. Yasemin ne olur Leyla'ya söyleme olur. Gözünü seveyim, kurban olayım Leyla'ya söyleme. Tamam tamam Şahinde teyzeciğim. Ben sana su getiriyorum hemen, dur. Tamam kızım. Yaşadığımız rezillikler ama. Cenazeden sonra gelen giden çok olur. Bizim hazırlığımız tamam olsun, olur mu Hacer? Sen hiç merak etme Şahinde Hanım, ben her şeyi... Aa, Tahir geldi. Tahir, neredesin oğlum sen ya? Nuray nerede anne? Buradayım, buradayım. Ne oldu? Dönmüşsün Kükçü dükkanına. Bir gelsene Nuray, bir şey konuşalım. Söyle burada. Baş başa konuşmamız gerek. Gel dışarı. Yasemin anlattı bize her şeyi. İstemiyor kız seni. Bir de kızı rahatsız etmişsin. Ve Tahir, ne kadar gurursuz bir adamsın sen ya. Denedin bütün yolları, olmadı. Sonra dedin ki aa evde bir karım var. Değil mi? Bitti mi? Bitti. Burada mı konuşalım Nuray? Evet, zaten herkes her şeyi biliyor. Olsun. Ne bu? Boşanma dilekçesi. Sen bu kadar kolay mı sandın? Onca emek, onca fedakarlığı bir çıfırda silebilecek mi sandın sen? Ha? Mahvederim lan seni! Mahvederim seni! Kızım dur lan! Çekil! Tamam, tamam. Hocam, tamam. Ulan annem benimle birlikte yaşayacağız dedin. Kakama çıkarmadım! Ev üstüne ev kurdum ben! Bağırdım, çağırdım, sustum! Seni bütün hatalarıyla kabul ettim yıllarca. Seni Tahir hapishanede. Ben de senin hatalarını severim. Ben de. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Tahir, Tahir bırak. Bırak beni. 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 Hayır, tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Nuray, Nuray, Nuray. Sakin ol. Nuray. Seninle de ilgili değil, tamam mı? Kimseyle ilgili değil. Yapamıyorum artık Nuray. Benden sana hayır gelmez.
Ama göreceksiniz siz. Görecek o. Duydun mu beni? Ne diyorsun kızım sen? Ne dediğimi biliyorsun. Bu böyle bitmeyecek. Onca emek vermişim ben be. Ha? Sen Tahir'e bir şey söyleme de bizim ağzımızın tadı kaçmasın. Benim mutlu olmadığım yerde huzur beklemeyin. Duydun mu? Of. Necati Şe isimli şahsın başında olduğu için gömülüp gidersin. Pislik herif. Daha ne pislikler çıkacak bakalım Şahinde Hanım. Saçma sapan konuşma be. Hacer. Söyle de odamdaki bavulları getirsinler. Söyle sen. Bavulları mı? Hayırdır? Sen de ne gidiyorsun Nuray? İstenmediğim yerde kalmam anneciğim ben. Sana hallet dedim. Engelle bu işi dedim. Yapmadın. Ben elimden geleni yaptım Nuray, sen ne biliyorsun? Yolun açık olsun. Ya sen bu kadar kolay olabileceğini mi sandın? Ha? Sence ben giderken buraları yakıp yıkmaz mıyım? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Saçma sapan konuşma. Tahir! Sus. Sus, bak kırarım. Tahir! Sus dedim sana. Bak Nuray, sus. Sen çok kaşınıyorsun. Öldürteceksin bana kendini. Yapma. Tahir! Ya ben gömeceğim seni. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne bağırışıyorsun? Ne var? Valizlerinizi getirdim Nuray Hanım. Tamam, kalsın orada. Nereye böyle? Hay bu evden gidiyorum ben. Ama bilmen gereken bir şey var. Nuray, zamanı mı kızım şimdi? Tam da zamanı. Öğrenecek. Ne oluyor ya? Ama sen de şunu bil. Beni öyle kolay boşayamayacaksın. Allah Allah. Ne diyorsun lan sen? Öğrenmen gereken çok önemli bir şey var. Ne?